ve Kartöcü'de Vedat Aydın'ı anlatacağız. Aslında faili meçhul değil. Yazılan kitaplarla, yapılan itiraflarla faili belli bir katliam. Vedat Aydın 1953 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1979'da Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden mezun oldu. 12 Eylül döneminde tutuklanıp 4 yıl hapis yattı. Hakkında açılan soruşturma kapsamında bir süre hapishanede kaldı. 1991 yılı Haziran ayında yapılan Diyarbakır Kongresi'nde hep il başkanı oldu. 5 Temmuz 1991 tarihinde gece yarısı evinin kapısı çalındı. Silahlı, elinde telsiz bulunan ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce ifaden alınacak denilerek götürüldü. Ailesi ve avukatlarının girişimlerine karşılık gözaltına alındığı kabul edilmedi. 7 Temmuz 1991 tarihinde Elazığ ili maden ilçesi yakınlarında bir köprü altında işkence edilmiş cesedi bulundu. Defnedilmek üzere 10 Temmuz 1991 tarihinde cenazesinin getirildiği Diyarbakır'da yüzlerce araçlı konvoy ve on binlerce kişi tarafından karşılandı. Cenazeye katılanlara da ateş açıldı. Olaylar çıktı ve 8 kişi yaşamını yitirdi. Aralarında milletvekilleri ve gazetecilerinde bulunduğu yüzlerce kişi yaralandı. Aynı günlerde İnsan Hakları Derneği Adana Şube Başkanı Avukat Elif Tuncer, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Üzüm, Cemal Öçmez, İnsan Hakları Derneği Adana Şube üyeleri Yusuf Üzüm ile İmam Turan, Diyarbakır'a Vedat Aydın'ın cenaze törenine giderken severek de bir kamyonun altında kaldı ve hepsi yaşamını yitirdi. Kaza mı, katliam mı? O yılların karanlığında araştırılmadı. Özellikle Elif Tuncer hem sivil faşistlerin hem de güvenlik güçlerinin hedefindeydi. 1990'lar boyunca işlenen sayısız cinayet, işkence ve gözaltı kayınlokası için Vedat Aydın'ın katledilmesi adeta bir özettir. Kaçırma biçimi, işkence edilmesi ve ardından cenaze törenine saldırılması. Rastiyeden ne komplejiye kebep kiriyar kiriye ve ne diyaren suçkarenin askeriye ve kurtukan kuhatın eni lisandın bu itiraf girin. Vedat Aydın Dısala Hazan-ı Nesud-u Fengi'yi siyan da bu Diyarbakır'a cidayık bu. Dısala hafte o nehan da beşa perverde ya u vecne ya amede kadan diye. Dema duası ilone de hat kırtın uçar sağlan dıgırtıge edema. Dına zamez randına komale ameya şaha amede cilgür u serokatiya şahengir. Eşkerekirin avan avahiyan pişti sağlan u itirafa itirafen kesin duan avahiyan de derbari cinayet hatiye kirin de jib rastiye nişan güder. Jiber ve yeki emcari kezim takaz dikin kudzi kiryar diyarın. Pişti kırkırına bedat, kırkırına bedat aydın. Çevresinde çok sevilen, güvenilen ve fikirlerine önem verilen biriydi. Öğrencilerine arkadaşı gibi davranırdı, onları çok severdi. Öğrencileri, çocukları çok severdi. Onu oraya götüren içindeki bu çocuk sevgisiydi. Süleyman Aksu'nun geleceğe dair planları vardı. Çocukların gelişmesi ve hayatın her alanında fırsat eşitsizliğine maruz kalmamaları için Umut Dergisi'ni çıkarmak istiyordu. Bu karanlık zihniyetin iyiye ve güzele olan tavrı Süleyman Aksu'yu bizden kopardı. Yetkinler katledilen insanlarımız için kılını dahi kıpırdatmadı. Etkin bir soruşturma yürütülmedi. Birbiriyle bağlantılı katillerin izini sürmedi ve insanlık onurunun bu derece yerlerde sürüklenmesi namına tüm bu hastalıklı zihniyete göz yumdu. Süleyman Aksu ve düş yolcularının hayatlarına kastedenler hala aramızdalar. Bizler Süleyman Aksu ve arkadaşlarının katledilmelerine karşı her zaman adaleti savunacağız.
33 düş yolcusu aslında barışın ve kardeşliğin köprüsünü kurmaya çalışan ve bu uğurda katledilen insanlardı. 9 yıldır süren adalet mücadelesi aslında bir bütün olarak toplumun da adalet arayışıdır. Bu katliamın failsiz bırakılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bizler hayatlarını kaybeden düş yolcularının müsebbipleriyle adil bir yargı sistemi karşısında hesaplaşacağız. Süleyman Aksu şahsında 33 düş yolcusunu saygı ve minnetle anıyoruz. Suriç için adalet talep etmeye devam edeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Değerli katılımcılar, aramızda Süleyman Aksu'nun 9 yıldır adalet arayışını bütün gücüyle o arayışı devam ettiren annesi de aramızda. Şimdi sözü kendisine veriyoruz. Abanda hasola Süleyman Aksu katiyama persise sahuse avladın ma xishku bro Süleyman bunu katil gere aslan bitinim. Az başına خوب avantavinim. از قاتل سلیمان خوازم بلا احمد داوت اولو بهد محکمه بلا امیت آسر رو جه بهد محکمه بلا هر کسی که دستک ده بو ایشید بناب دابم با پقان از قاتلت خوازم از قبیل نوکم هندی از ساخم از دوبه دعوه ما از قاتل سلیمان خوازم از دعوه سلیمان نو هیلم سلیمان بو باشیه چو بو سلیمان بو خرابیه نه چو بو سلیمان یاردم سبر بو دا یاردم بنا بچو کت کبانه داد او زارو کت کبانه اوید ایشید آکپ ایشید رکره ناب دا دایو بابتان دای کشتن او زارو گمای به دایو باب سلیمان دا دلیوان خوش کتن اونجا خی دست بچو کن بره بو قلم دفته چو گل سلیمان نبو سلیمان بو بارش چو بو بو باش چو بو از عدالتت خوازم از بخت ساجی حاکمان خوازم ساجی حاکم نه هلم محکمه ببینین قاتل ما وزه یه به نه سال از قاتلت خوازم بلا قاتل بهت قاشمه ندایی که سلیمان خوجمه از روز دو دانا نیسته مزار مزاجی که خراب گره حب جاران مزار گرمنی خراب گره بگن 33 düş yolcusunu toprağa vermemizin üzerinden 9 yıl geçti. Yalnız bu Türkiye'deki gençlere yönelik politikaların, Kürtlere yönelik politikaların tezahürü olan katliam pratiğinin bir devamıydı. Hepinizin bildiği gibi 33 düş yolcusu Kobane ile dayanışmak için, oradaki çocuklara oyuncak götürmek için, onları bir nebze olsun mutlu etmek için yola çıkmışlardı. Ancak bu yolculuk faşist zihniyetler ve karanlık odaklar eliyle Suruç'ta katliama dönüştürüldü. Bizler bu katliamın hesabını sormak için bütün alanlarda mücadele etmeye devam ediyoruz. Ancak mahkemede gördüğümüz tarz ve tavır binlerce faili meçhule bu olayın da eklenmek istenmesidir. Biz bunu kabul etmeyeceğiz ve sonuna kadar direneceğiz. Bunu buradan bir kez daha tekrarlayalım. Hepiniz biliyorsunuz ki Rojava'da DAEŞ zihniyetine karşı, o karanlık zihniyete karşı insanlığın onurlu evlatları, İnsanlığın temiz yüzleri büyük bir zafer kazanmışlardı. Ve bu zaferi bütün insanlığa armağan etmişlerdi. Bizim arkadaşlarımız bu zaferin devamı olan çocuklarımıza özgür bir gelecek, çocukların daha adil bir dünyada eşit yaşaması için, daha güzel günler görmesi için, düşlerini tamamlamak için yola çıkmışlardı. Bizler de bu yolculuğun devamını getiriyoruz. Bizler de hala o yoldayız. Ve o yol çocuklar özgür oluncaya kadar, düşleri gerçekleşinceye kadar devam edecek. ...33 düş yolcusuna saygı ve minnetle.